Değerli dostlar, bugün sizlerle bilinçaltı temizliği ve irade eğitimi üzerinde duracağız. Kanalımızda genelde tarih sunumları yapmayı özen gösteriyoruz. Yalnız gerek bir STK sivil toplum kuruluşu duyarlılığıyla bir eğitim kuruluşu olmamız hasebiyle, gerekirse 27 yıllık eğitim hayatımızın bize kazandırdığı tecrübeler de kanalımız üzerinden bu tip konulara değinerek gençlerimize, insanlarımıza fayda sağlamayı da amaçlıyoruz. Dolayısıyla bugün yaşadığımız dünyanın toplum yaşantısında en çok hissedilen sıkıntılı konulardan birisi bilinçaltı kirliliği. Bunun en temel sebebi de dostlar, özellikle günümüz insanları kapital dünyanın dijital teknolojilerin gelişimiyle beraber insan düşünce ve duygularına temas edebilme, onları kontrol edebilme ve diledikleri gibi yönlendirebilme becerilerini hızla artırmalarından kaynaklanıyor. İnsanların aktüel yaşantısına nüfuz etmiş olan moda, spor, müzik, tüketim, reklam, sosyal medya gibi bir takım kavramlar aracılığıyla insanların düşünce ve duygu dünyasına o kadar hızla nüfuz ediyor, o kadar büyük bir kontrol alanı oluşturuyorlar ki insanlar bu alanlarda ilgilensinler veya ilgilenmesinler fark etmez. Bir şekilde gözlerinden, kulaklarından bir şekilde nüfuz etmeyi ve bilinç altında ciddi bir tortu oluşturmayı, birikim oluşturmayı başarıyorlar. Dolayısıyla bugün televizyonlar reklam yaparken, reklamları yayınlarken her bir vatandaşın her bir reklamı büyük bir dikkatle izlediği için değil, sorun değil. Oradaki bir logo, bir görüntü, herhangi bir ses tonu, sizin dikkatinizi çekebilecek en ufak bir detay, sizin zihin ve düşünce altınızda etki yapacağına, kalıcı bir şekilde sizi bilinçaltınızda yer edineceğine olan inançlarından kaynaklanıyor. Dolayısıyla bilinçaltını kontrol edebilmek bugün kapital dünyanın insanları kontrol edebilmek, onları kendi düşünceleri ve beklentileri, siyasetleri çerçevesinde yönlendirebilmek adına kullandıkları politik bir çizgi. Bu noktada bizler daha uyanık, daha dikkatli olabilmek zorundayız. Dolayısıyla özellikle bilinçaltımıza bu kavramların hızla nüfuz etmesinin bir neticesi olarak günlük yaşadığımız hayatta çoğu zaman kendi kararlarımızı veremez duruma düştük. Bir şekilde kendi kararımız ve tercihlerimiz diye düşündüğümüz, aldığımız kararların aslında bizim kararlarımızla, bizim beklentilerimizle, hayat ideallerimizle veya değerlerimizle ilgili olmadığına tanık oluyoruz. Bunun en önemli sebebi bilinçaltı dünyamızın ciddi bir şekilde tahrip edilmesi, kontrol altına alınmış olmasından kaynaklanıyor. Bunu şu şekilde anlatabiliriz. Arabanın aksamı ne olursa olsun, sonuçta tekerlerin döndüğü yine hareket eder. İşte biz bu bağlamda kendi kişiliğimizi, şahsiyetimizi, karakterimizi, düşüncelerimizi inşa etmeye çalışmamıza rağmen tekerler bizi istediği yere götürüyor. O zaman tekerleri kontrol edebilmemiz, direksiyonun kontrolünü kendi elimiz altına alabilmemiz gerekiyor. Bizim irademiz şu varlık aracımızın bizim istediğimiz yönde hareket etmesini sağlamamız gerekiyor. Dolayısıyla bilinçaltı temizliği ve irade eğitimi aslında bizim biz olabilmek, bizim kendimizi gerçekleştirebilmek mücadelemizin bir parçası. Burada peki ne yapmamız gerekiyor? Şimdi çözüm noktasında anlatımlarıma geçiyorum. Birincisi dostlar, bizi motive edecek, bizim hayatımıza anlam ve değer kazandıracak, bizi kimlik ve şahsiyetimize ve inançlarımıza uygunluk taşıyacak olan idealler belirlememiz gerekiyor. Amaçlar oluşturmamız gerekiyor. Ne zaman ki böyle bir amaç oluşturabilir ve bu amaç doğrultusunda hareket edebilirsek, işte o zaman düşünce altında oluşmuş olan, düşünce altı diye tanımladığımız, bilinçaltı diye tanımladığımız tortularla mücadele edebilme, onları temizleyebilme kabiliyetimiz de artacaktır. Yani bir takım bizim gözümüzden, kulağımızdan moda, popüler kültür veya farklı teknik ve yöntemlerle nüfuz etmeye çalışan
o algı operasyonlarına karşı direncimiz, bağışıklık sistemimiz yükselecektir. İşte bu nedenle bilinçaltının kontrol altına alabilmesinin en önemli birinci maddesi bizim hayatımıza ve bizim varlığımıza anlam ve değer kazandıracak. Ve her hayal kurduğumuzda, her düşündüğümüzde bizi heyecanlandıracak ve varlığımızı adamamıza değecek kadar nitelikli bir ideal, amaç oluşturmamız gerekiyor. Bu amacı oluşturmamız bizim üzerimizdeki algı operasyonlarında yeterli ve istedikleri netice almalarını engelleyecektir. Evet arkadaşlar, bunca yıllık eğitim hayatımızın bize kazandırdığı tecrübeyle bilinçaltımıza hakim olabilmenin, bilinçaltımızı inşa edebilmenin en etkili yöntem ve tekniklerden birisinin yazı olduğunu iyi biliyoruz. İnsanlar yazdıkları şeyi dinledikleri şeylerden çok daha köklü, çok daha kalıcı bir şekilde öğreniyorlar ve zihin dünyalarında taşıyıcı oluyorlar. O zaman şunu yapmamız gerekiyor. O birinci aşamada belirlemiş olduğumuz hedefleri bir kağıda, bir metne dökmek ve kalemle bunu yazarak, defalarca yazarak onu metin haline getirmemiz gerekiyor. Daha sonra dostlar o kağıdı asla kaybetmeyeceğiz. Birinci aşamada yazarak zihin altımıza o idealleri ciddi bir şekilde kaydettik. Ama ikinci aşamada o kağıdı katlayacağız ve saklayacağız. Nerede? Her zaman en çok giydiğimiz ve üzerimizde taşıdığımız kıyafetin üzerinde taşıyacağız. Nerede taşıyacağız? Çalışma masamızın baş ucunda, gözümüzün önünde olacak. Onu okumak için oraya asmıyoruz. Bilincimize temas etmesi için, algılarımızla sürekli iletişim halinde olması için asıyoruz dostlar. Ona dikkatinizi çekmek istiyorum. Ayrıca bundan tabii ki birkaç versiyon yapabiliriz o kağıtlardan. Bu aynen dediğim gibi kıyafetimizin üzerinde taşıdığımız gibi masamıza asacağımız. Veyahut da en çok gözümüzün temas edeceği yere çerçeveleyip koyabileceğimiz nitelikte bir metin da oluşturabiliriz. Bunun yanı sıra size tavsiyem bilinçaltımıza bu ideallerin çok net ve keskin bir şekilde nakşedilebilmesi için bu kağıttan bir örnek daha oluşturup katlayıp mutlaka yatarken yastığımızın altına koyulmasıdır. Dostlar bunu yaparsanız emin olun bizim zihin dediğimiz insan algılarının bugüne kadar keşfedilmiş pek çok detaylar olduğu gibi keşfedilmemiş de pek çok boyutları vardır. Dolayısıyla sizin yastığınızın altındaki o ideallerinize ilişkin kayıtları beyin hiç bilmediğiniz bir teknikle sabaha kadar o zihnin en dingin ve durgun olduğu alanlarda okuyacak ve kayda geçecektir. Dolayısıyla bu da bilinçaltınıza kendi ideal ve hedeflerinizi çok keskin bir şekilde nakşedebilmenizin, kaydedebilmenizin en etkili metot ve yöntemleridir. Ben öğrencilik yıllarımda ders notlarımı özellikle yatarken yastığımın altına koyardım. Bunun ne kadar etkili bir yöntem olduğunu o zaman fark etmiştim. Bir de şunu yapacağız ki yatmadan önce, hemen önce dingin ve sakin bir ortamda kendi başımıza kalıp belirlemiş olduğumuz ideallere ilişkin hayal kuracağız. Onu zihnimizde tekrarlayacağız. Gözümüzü yumacağız ve o ideallerimize ulaştığımızı, o ideallerimizin bizim ruhumuzda, zihnimizde ne gibi bir neşe, lezzet oluşturduğunu ve bu ideallere ulaşmanın sevincini ve hazını tadımlayan hayaller kuracağız. Ve bunu yatmadan önce yapacağız. Neden? Çünkü zihin yatmadan önce her neyi öğrenmiş ve tekrarlamışsa emin olun ondan sonra sabaha kadar o şeyle meşgul olur ve onu tekrar eder ve onu muhafaza eder. Beynin böyle bir özelliği vardır. Dolayısıyla siz bütün gün boyunca kirlenmiş zihin altınızı o son günün bitim aşamasında yenileyecek, tazeleyecek ve onu kendi ideallerinize, hedeflerinize ayırmış olacaksınız. Evet, buna bazıları meditasyon diyor. Fakat çok insani bir doğal bir tavırdır bu. İsmini şu veya bu şekilde koymanın anlamı yok. Nedir o? Yani ideallerinizi kendi başınıza dingin bir ortamda tüm dış uyarıcılara karşı kapatarak ideallerinizi hayal etmeniz. Onu zihninizde tekrarlamanız. Dostlar bu
şunu oluşturur. Hele ki bir bulunduğunuz ortam biraz da loş bir ortamsa, algılarınızın, zihninizin, tüm bedensel algılarınızın ideallerinize odaklanmasını, zoom yapmasını sağlar. Bu da o gün, o saate kadar oluşmuş olan üzerinizdeki tortuların zihin ve duygu dünyanızdan uzaklaştırılmasına imkan sağlar. Unutmayın dostlar, dedik ki o ideallerimizi yazdığımız kağıtlardan birini de duvara asacağız. Çalışma odamızın, masamızın, gözümüzün en çok temas ettiği noktalardan birisini asacağız ve orada duracak. Biz her gün onun karşısına geçip onu okumayacağız tabii ki. Ama onun orada olduğunu bilen bir zihin ve algı dünyamız var. Dolayısıyla siz onu okumasanız dahi zihin sürekli onun orada olduğunu bilecek ve algılayacak ve onu temaşa edecek. Dolayısıyla sürekli olarak sizin bilincinizin, üst bilincinizin dışında sürekli olarak onu tekrar ederek sizin düşünce dünyanızın temelini, altyapısında yerini oluşturmasını sağlayacak. Şunu hiçbir zaman unutmayın. Göz en çok neyi görür, en çok neyi algılarsa kalpte o birikir. Kalpte en çok biriken her neyse o da dile yansır. Siz dilinizde konuştuğunuz her neyse siz osunuz. Kelimeleriniz sizin düşüncelerinizi, sizin varlığınızı ve şahsiyetinizi temsil eder. O yüzden hani meşhur bir ilim adamının söylediği gibi, kişi sözlerinin esiridir ve eseridir. Dostlar, şunu söyleyebilirim ki, bilinçaltının temizlenmesi ve inşa edilmesi noktasında irade eğitimi son derece önemli bir talim noktasıdır. İradesini eğitememiş, irade eğitimi sağlayamamış olan insanlar bilinç üstünü ve altını ne kadar kendi kontrollerini tutmaya çalışsalar da sonuçta çok etkili bir takım sinyaller, çok etkili bir takım mesajlar bizim algı ve düşünce dünyamızı anında tepetaklak edip bizi ters yüz edebilir. Bizi kendi ideallerimizden ve düşüncelerimizden uzaklaştırabilir. Bunun olmaması için çok sağlam bir iradeye sahip olmamız gerekir. İşte iradenin sağlam ve çok köklü bir temele sahip olmasının en etkili yol ve yöntemlerinden iki tanesini sizinle paylaşacağım. Birincisi bizim inanç ve geleneğimizin en temel iki fonksiyon olan birincisi namaz, ikincisi ise oruçtur. Bu iki etkinlik, bu iki ibadet dostlar insan iradesini, insan bilincini, insanın kendi varlığını inşa etmeye yönelik muhteşem eylemlerdir. Hem sözlü, hem fiziksel, hem de ruhsal eylem olmaları boyutunda insan varlığını tamamen kuşatır, zihin ve duygu dünyasını inşa eder. Ama nasıl bir namaz ve oruç? Bilinçli, algılarımıza nüfuz etmiş, ne yaptığını bilen ve bu anlamda kendisini huzurullah'ta hisseden ve bu inanç ve bilinçle ibadetini gerçekleştiren insan için irade eğitimi muhteşem bir şekilde gerçekleşecek ve tamamlanacaktır. Bu insanın algılarını sabote edebilmek, kendi zemininden ve ideallerinden koparabilmek, emin olun hiçbir şeytani oyun için mümkün olmayacaktır. Dostlar, bilinçaltımızın temiz kalması veyahut da bizim orayı temizleyerek kendi ideallerimiz doğrultusunda yeniden düzenleyip tanzim edebilmemiz, biraz da kimlerle beraber olduğumuz, hangi iletişim dilini kullandığımız, hangi konularda insanlarla temas edip paylaşımlarda bulunduğumuzla ilgili bir konudur. Dolayısıyla çevremizdeki insanların sözleri, tavırları, bakışları bizim üzerimizde negatif veya pozitif etki bırakır. İşte bu noktada bilinçaltımızın korunması ve kendi ideallerimiz doğrultusunda şekillenebilmesi için mutlaka kimlerle beraber olduğumuz ve neleri konuşup paylaştığımızı çok dikkat etmemiz gerekiyor. Karşınızdaki kişi sizi pornografik düşüncelere sürüklüyorsa, karşınızdaki kişi küfürlü konuşuyorsa, karşınızdaki kişi size negatif bakış ve söylemleriyle olumsuzluk yayıyorsa, karşınızdaki kişi sizi hiç haz almadığınız futboldan, siyasetten, farklı konulara ilişkin agresif, çekişmeci, sonucu olmayan çatışmalara, tartışmalara sürüklüyor ve sizi demoralize ediyorsa, emin olun bilinçaltınızı tahrip ediyor ve sizin duygu ve düşünce dünyanızı kirletiyor demektir.
O zaman böyle insanlardan uzak olmamız gerekiyor. Böyle insanlardan uzaklaştığımız gibi aynı zamanda bilinçaltımızı besleyecek pozitif nitelik taşıyan insanlarda bir arada olmaya da özen göstermemiz gerekir. Bunu yaparken de kendi alışkanlıklarımıza dikkat etmemiz gerekir. Gözümüzü, kulağımızı, dilimizi her türlü olumsuz küfür, pornografik söylem, görüntü ve algılardan uzaklaştırmamız ve dikkat etmemiz gerekir. Dinlediğimiz müzikten, gördüğümüz, baktığımız görsellerden, izlediğimiz filmlere kadar biraz seçici olmak gerekiyor. Yani Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın bir hadis-i şerifte ifade ettiği gibi, öküz de bile diyor, otlarken, yayılırken bazı otları diyor burnuyla öteler, seçer. Yani hayatın önümüze getirdiği her lezzeti, her şeyi hiçbir seçicilik kuralına, hiçbir filtreye tabi tutmaksızın kendi gövdemize indirmemiz, düşünce ve algı dünyamıza yerleştirmemiz, bizim algı ve düşüncelerimizin tahrip olması, büyük tortulara uğraması ve düşünce algılarımızın tahrip olarak bizim kişiliğimizi, benliğimizi zedelemesi kaçınılmaz olur. Ondan sonra bir de bakarsınız ki siz hiç tanımadınız. Aynaya baktığınız zaman kendinizi yabancı hissettiğiniz, kendi kendinize gülümsemekten bile iştirap ettiğiniz bir kişiliğe ve şahsiyete dönüşürsünüz. Mutsuz, hayattan haz almayan, kendisine inanmayan, konuşurken bile, bir yere gitmek için, bir işi yapmak için karar aldığında bile kendisini ikna etmekte, inanmakta zorluk çeken bir kimliğe dönüşürsünüz. İşte bu insanın kendi kendine yabancılaşmasıdır. Bu kendi kendine yabancılaşma, büyük bir mutsuzluğun, insan olmanın erdemine, faziletine erişememenin, kendini gerçekleştirememenin bir neticesidir. Sonuç, mutsuzluk olduğu gibi bunalımlar ve bir takım psikolojik buhranlar getirir. Bu buhranlar dostlar tabii ki zararlı alışkanlıklar da yanında sürükleyeceği için bizi zamanla kendi kaosuna, kendi kıskacına alan şeytani oyunlar bizi insan kimliğimizden çıkarıp çok farklı, bambaşka bir insana dönüştürmeye doğru sürükler. Dolayısıyla bilinçaltı temizliği dostlar bizim insan varlığımızı gerçekleştirebilmemizin, insan kalabilmemizin olmazsa olmaz şartıdır. Bu konu çok önemli dostlar. Çünkü küresel kapital şeytani güçler, insanların algılarını kontrol edebilmek, onları diledikleri gibi kendi düşünceleri doğrusuna yönlendirebilmek, kendi istedikleri gibi tüketime sürükleyebilmek, kendi istedikleri gibi hayat anlayışına, yaşam tarzına, eğlence kültürüne sahip olmalarını sağlayabilmek adına bilinçaltımızı oynuyorlar. Algılarımıza hitap ediyorlar ve hiç ummadığımız şekilde düşünce ve duygu dünyamızı kontrol ediyorlar. Bunlara karşı direnebilmek, insan olarak kalabilmek için bu noktada bu yapmış olduğumuz tavsiyelerin önem ve değerini idrak edeceğinize, şuur edeceğinize inanıyorum. Evet. Nihayet bu tavsiyelerimizi yerine getiren bir öğrenci, hocasıyla olan iletişiminde bir süre sonra aynen şu ifadeyi kullanıyor. Hocam bugün işlerim rast gidiyor. Beklentilerim gerçekleşmeye, umutlarım noktasında daha güçlü emellerim oluşmaya başladı. Hayat bana biraz daha her eskisine göre daha toz pembe, daha olumlu ve pozitif iletişime geçiyor diyor. Onun bu ifadelerine hocasının cevabı çok açık ve ilginçtir. Evladım, değişen şey hayat değil. Değişen sensin. Senin hayatla olan iletişim dilindir diyor. Dolayısıyla dostlar, biz hayata karşı nasıl bir iletişim dili, hayatla hangi dil üzerinden iletişim sağlıyorsak, hayat da bizimle o dil üzerinden iletişim sağlar. Bize o dille hitap eder ve bize o gözle bakar. Dolayısıyla hayatın dilini, üslubunu, bize bakış açısını belirleyecek olan kişi bizim yine kendimiziz. Kendi hayata bakış tarzımız ve üslubumuzdur. Unutmayın, bilinçaltının temizliği insanın algılarını dış dünyadan uzaklaştırarak kendisine, kendi varlığına değer ve anlam kazandırmak için emek harcamasıdır. İnsan kendisine emek harcamadan, değer vermeden bir başkasının kendisine değer vermesini, anlam biçmesini bekleyemez. Çoğu zaman sosyal yaşantımızda yeterince değer bulamamaktan, insanların bakış açılarının bize olumsuz olduğundan, bir takım insanların bize söylem ve tarzından rahatsızlıklarımızı ifade ederiz. Halbuki
O insanların bakış açılarının şekillenmesindeki temel aktör bizim hayata bakış açımızdan kaynaklanır. Siz kendinize değer vermiyorsanız, kendinize emek harcamıyorsanız, bilinç ve duygu dünyanızı inşa etmek, orayı temiz ve düzenli tutabilmek, pozitif bir enerji ve düşünce algı dünyası oluşturabilmek gibi bir düşünceniz, amacınız yoksa, kendi idealleriniz doğrultusunda istikrarlı, düzenli, kararlı bir yürüyüşünüz yoksa, insanlar size baktıkları zaman kararlı, emniyetli bir insan ve kimliği gözlemleyemiyorsa, tabii ki hem hayatın hem de çevrenizdeki sosyal çevrenin size bakış açısı, hitap tarzı olumsuz olacaktır. Bu da size bir savunma mekanizması geliştirmenize neden olur. Sürekli mazeretler üreten, çevrenizdeki insanları suçlayan, onlarla çatışan, kavga eden bir kimlik geliştirirsiniz ki bu işte kısır bir döngüdür. Açmazdır. Bu insanın kendi kaosunda, kendi hatalarında ve kendi günahlarında boğulması aşamasıdır. Dostlar, bütün bu tavsiyelerimiz doğrultusunda yürüyüşümüz bir anda hayatımızı eksiden artıya çevirmeyebilir. Yine bir takım hatalar tekrarlayabiliriz. İnsan nisyankar, yani unutkan ve hatakar bir varlıktır. Sonuçta şunu bileceğiz. Her hata yaptıktan sonra istiğfar etmeyi, her hata yaptıktan sonra yeniden ayağa kalkıp bildiğimiz ve inandığımız yolda yürümeyi başaracağız. Bunu başarırsak, asla hedefimizden vazgeçmezsek mutlak anlamda başarı elde edilecektir. Şunu hiçbir zaman unutmayın. Eğer nefes alıyorsak, eğer şu yürek çarpıyorsa, şu gözler görüyor, şu eller hala tutuyorsa bu şu anlama gelir. Senin için hala ümit var. Senin için hala oyun devam ediyor. Dolayısıyla bir maçın gerçek anlamda kaybedilmesi, skorun netleşmesi ve kesinleşmesi ancak son düdüğün çalınmasıyla mümkün olur. 90 dakika bitmeden, hatta hakemin tayin ettiği 90+5 veya 3 tamamlanmadığı sürece, son düdük çalmadıkça sizin için kaybedilmiş bir maç yoktur. Ve nefes aldığınız sürece ümit var olacaksınız. Sonuçta biz diriden ölüyü, ölüden diriyi, geceyi gündüzü, gündüze geceyi ulaştıran ve eriştiren bir Allah'a iman ediyoruz. Bu varlığımız onun mülkiyetindedir. Dolayısıyla bu anlamda kaygılarımız başarı noktasında değil, sefer noktasında olacak. Biz sefer ediyor muyuz? Sonuçta sonucu o belirleyecektir. Zafer veya mağlubiyet olur. Ama sefer edenler mutlaka, mutlaka ve mutlaka o büyük hesap gününde kazananlar olacaktır. Buna bütün samimiyetinize inanın. Tabii ki bilinçaltının inşasında duanın önemi çok büyük. Her yapılan dua aslında bilinçaltınıza atılmış bir nottur. Bilinçaltınıza yapılmış bir kayıttır. Dolayısıyla duanın kalben ve fikren derin bir şekilde yapılması, bilinçaltınıza inanç ve samimiyetle gerçekleştirilmesi, bilinçaltınıza inşa edilmiş, atılmış sağlam bir temel demektir. Bunun yanı sıra dostlar, Allah dostlarının yaptığı tavsiyeler vardır. Ya Vedud, Ya Alim gibi bir takım zikirlerin, Allah'ın esmalarından yapılacak zikirlerin, bizim bilinçaltımızın temizlenmesi ve ideallerimizin gerçekleşmesi noktasında çok ciddi manevi etkilerine sahip olduğu ifade edilmiştir. Bunu da inşallah notlarımız arasına alalım. Bilinçaltının inşası noktasında size yapacağım en önemli tavsiyelerden birisi de dostlar, sudur. Su neden önemli? Çünkü bugün bilimsel çalışmalarla da kanıtlanmıştır ki suyun hafızası vardır. Su etrafında dönen, olan, yansıyan, söylenen her olayı kaydeden bir hafıza yapısına sahiptir. Bu muhteşem bir olay. İşte insanın varlığının da %70'i sudur. Bunu da düşündüğünüz zaman şu anlaşılıyor. İşte diyorlar ki bugün hem pozitif bilim alanında çalışan bilim adamları hem manevi dünyanın önderleri şunu söylüyorlar. Düşüncelerinizi, ideallerinizi, en samimi duygularınızı ve dualarınızı suya okuyun ve sonra o suyu aynen sünnet-i Resulullah'a uyarak besmele ile 3 yudumda için. Bu o suya kaydedilmiş olan
sizin ideal ve duygularınızın kendi vücudunuza, kendi su yapınıza ve dokunuza ve hatta tüm hücrelerinize ve sinirlerinize kadar nüfuz etmesi ve kayda geçmesi demektir. İşte sizin bilinçaltınızın şekillenmesi adına yapabileceğiniz en güzel eylemlerden birisi daha. Dostlar, bilinçaltımızın temiz kalması adına, temizlenebilmesi adına yapacağımız bir diğer ve belki de bugün yapacağım son tavsiye, mutlaka üzerimizde oluşmuş olan negatif enerjiyi temizleyip arındırmakla mümkün olacaktır. Negatif enerjinin arındırılması noktasında en etkili metotlardan birisi de dostlar, ayağımızı toprağa basmak, toprakla temas ederek vücudumuzdaki elektrik yapısını dengelemek, düzenlemek. Bunun bir metodu yolu da abdest almaktır. Abdest, vücuttaki elektrik yapısının düzenlenmesine, negatif enerjinin yok olmasına yol açan çok önemli bir yöntem ve tekniktir. Nihayetinde biz biliyoruz ki inançlarımızda da bize söylenen şey odur. Abdestin sularıyla beraber diyor Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam, müminin günahları dökülür gider diyor. Bu aslında vücudumuzdaki o negatif, işte olumsuz düşüncelerin akıp gitmesine de işaret eden bir hadis-i şeriftir. Dolayısıyla Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın 1400 yıl önce bize tavsiye etmiş olduğu öğüt ve tavsiyeler aslında bugün pozitif bilimin 21. yüzyılda keşfettiği hakikatlerin birebir örtüştüğü noktadır. Bütün mesele şu, samimi bir imanla bu hakikatlere ve doğrulara sahip çıkabilecek, yürekliğe ve cesarete sahip mümin miyiz? İnançlı insanlar mıyız? Biz bunları yaptıkça bu inancın, bu güzelliklerin hem dünyada hem de ahiretteki mükafatlarına erişmemiz kaçınılmaz olacaktır. Dostlar, hayatın getirdiği dalgalanmaların ve yüreğimizde oluşturmuş olduğu çalkantıların, kaosun, dinginleşmesi ve sükunete ulaşması adına yine Kur'an'da geçen İnşirah suresinin okunması, inşirah bulmamız. Yani sürur, huzur ve güvenlik duygusunun gönül dünyamıza nüfuz etmesinin yol ve yöntemlerinden de birisidir. Dolayısıyla günlük hayatımızda bu kısa sureyi de dilimizden, gönlümüzden eksik etmeyelim tavsiyesini bulunuyorum. Dostlar, mutlaka bu konuya ilişkin söylenecek çok söz var ve tavsiyeler var. Ben hatırladığım ve notlarımı arasına aldığım temel kaydı ve değeri ve esasları sizlerle paylaşmaya çalıştım. Ama şunu hiçbir zaman unutmayalım. Bütün bu hakikatlerin kendi varlığımızda gerçeklik kazanması, bizim bu anlamda bir kimlik ve şahsiyet inşa edebilmemiz, şu varlığımıza değer ve anlam katma konusunda kararlılığa sahip olmamıza bağlı. Kendimize emek vermek, değer vermek, insan olabilmek, bize bahşedilmiş olan bu emaneti kamil anlamda bir insan kimliğine dönüştürerek zamanı geldiğinde gerçek bu emanetin sahibine en güzel şekilde teslim edebilmek noktasında zihinsel, duygusal kararlılığa sahip olmamız gerekiyor. Bu kararlılık varsa emin olun, önünüzdeki engeller, size yönelen algı operasyonları, sizin çevrenizde dönüp duran her türlü şeytani oyunlar hüsrana uğramaktan başka bir neticeyle karşılaşmayacaktır. Ben bu duygu ve düşünceyle hepimizin insan kimliğinin kamilen gerçekleştiği bir ömrü hayatı soluklanabilmeyi hepimiz için niyaz ediyorum ve hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Kalın sağlıcakla dostlar.